Allah dileseydi dünyada tek bir besin türü olabilirdi. Ama Allah insanlara şükretmeleri için türlü nimetler yaratmıştır. Bu Allah'ın insanlara lütuf ve ihsanıdır. Yenilen her yiyecekte bunun Allah'ın nimeti olduğunu insana hatırlatan işaretler vardır. Örneğin meyvelerin çoğu ambalajıyla birlikte yaratılmıştır. Ambalajları yani kabukları onları bozulmaktan ve çürümekten korur, temiz, güzel ve hoş kokulu bir şekilde saklar. Portakal, greyfurt gibi C vitamini deposu meyveler dilimlenmiş bir şekilde kolaylıkla yemeye hazır yaratılmıştır. Bu meyveler kış aylarında yetişir. Yani insanların tam da C vitaminine ihtiyaç duyduğu zamanlarda. Yaz aylarında ise insanların su ihtiyacı çok fazladır. Bu zamanlarda da su miktarı fazla olan karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler yetişir. Bu detaylar Allah'ın meyveleri insanlar için özel olarak yarattığının birer delilidir. Meyve çiçeklerinin ve ağaç dallarında asılı duran meyvelerin görüntüleri de Allah'ın insanlara sunduğu ayrı bir güzelliktir. Salkım salkım üzümler, yeşilli kırmızılı elmalar, şeftaliler. Kivi kesildiğinde ise adeta ince ince işlenmiş bir tablo ortaya çıkar. Yeşil yaprakları arasında kırmızı ve estetik görüntüsüyle bilinen bir başka meyve de çilektir. Bütün bu meyveler kapkara bir topraktan çıkmasına rağmen hepsinin birbirinden farklı bir lezzete, kokuya, çarpıcı renk ve güzelliğe sahip olması bizlere bir kez daha Allah'ın sanatını, sonsuz aklını ve ilmini tanıtır. Bir Kur'an ayetinde Allah bu nimetler üzerinde düşünmeleri için insanlara şöyle öğüt verir. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.''